Herkese merhaba, ben Emra. Bu hafta sizlere figür ve manga alışverişim var. Evet, uzun zamandır yoktum ama bunlarla böyle telafi ederim diye umuyorum. Ki bu Zen Market'ten gelen figürler için inanılmaz heyecanlıyım. Hiçbirini açmadım. Nasıl bir şeyler çıkacak çok merak ediyorum. Tepkilerimi burada böyle vermek istediğim için hiç açmadım. Sizinle birlikte açacağım. Yani çok fazla abartı tepkiler verebilirsem şimdiden kusura bakmayın. Biliyorsunuz daha önce de Zen Market'ten figür alışverişi yapmıştım ve hepsi çok iyiydi, çok sağlam geldi. O yüzden siz de güvenilir bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Detaylara değineceğim ama şimdi hemen şu figürleri açıp bakalım çünkü çok heyecanlıyım. Ve kutuyu şu anda açtım. Bakın şöyle bir paketlemeyle geliyor. Gerçekten çok iyi. Hasarsız geleceğine emin oluyorsunuz. Direkt şöyle bir figürümüz var. Ay çok heyecanlıyım. Bir saniye, bir saniye. Bir bu var. Bir de bu var. Ama önce şunu da başlayalım hemen. Evet. Oha çok iyi Chainsaw Man figürüm var. Chainsaw Man'in son zamanlarda biliyorsunuz zaten ülkemizde şöyle 3 farklı böyle mangası çıktı. 3 cilde kadar ki çok güzel renkleri, baskıları ki animesini de izledim, severek izledim. Bu da çok iyi duruyor. Ay hemen açacağım bir dakika. Hemen açıyorum. Aman tanrım. Uzun zamandır figür açmamıştık. Gerçekten çok özlemişim. Ya detaylara bakar mısınız? Aşırı iyi duruyor. Resmen şu an elimden zıplayacakmış gibi duruyor. Çok iyi. Şöyle altında standı var. Ay çıldıracağım. Çok güzel ya. Aa niye bu kadar güzelsin sen? Bakar mısınız şuna? Yani şu testerelerin duruşu, elleri, kafası çok güzel duruyor. Kan izleri gerçekten her an zıplayacakmış gibi duruyor. Aşırı güzel, çok beğendim. Bu Good Smile Company figürü. Bu markanın aynısından Jujutsu Kaisen için yapmışlardı Itadori için ama yani yan yana koyduğunda farka bakar mısınız? Bu ince iş yani resmen böyle cidden çok iyi çalışılmış. Dişleri, dili baksanıza aşırı iyi durmuyor mu ya? Yani abartmıyorum değil mi? Ya yani canlı görseniz daha çok seversiniz ama bayıldım. Çok 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 sevdim. Aa, figürleri gerçekten açmayı çok özlemişim. Yanağımı da kesiyordum seveceğim diye. Biliyorsunuz bunlar Zen Market'ten geldi. Zen Market aslında Japonya'dan alışveriş yapmanızı sağlayan bir site. Hem onun içerisinde dükkanları var. Oralardan satın alabiliyorsunuz. Ya da Japonya'da herhangi bir şey beğendiğiniz oraya ekleyerek gelebiliyor. Şu anda Zen Market'te ilk alışverişinize özel kargoda %15 indirim bulunuyor. 15 Ocak 15 Mart arası yapacağınız ilk alışverişinizde kargonuz %15 indirimli gelecek. Artı istediğiniz sadece figür değil, mangadan, Japonya'dan istediğiniz hemen hemen her şeyi getirtebiliyorsunuz. Kendi içlerinde de zaten mağazaları var. Açıklamaya ekleyeceğim alttaki linkten zaten bakabilirsiniz. Şimdi hemen diğer figürüme geçelim. Bakalım bunda ne var? Bunun için de çok heyecanlıyım. Ayrıca ilk defa Zen Market alışveriş yaptığımda hatta bununla ilgili zaten bir video çekmiştim. Hatta onu da şu an karta ekleyeceğim. Oradan da detaylı olarak bakabilirsiniz. Hadi açalım. Çok iyi duruyor Luffy, Luffy'nin yani yeni son hali. İnanamıyorum. Luffy çok güzel duruyor. Oha çok iyi bu da. Bakar mısınız şunun detaylarına? Çok güzelsin sen Luffy. Allah'ım ya Rabbim. Çok 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 iyi duruyor. Buna da bayıldım. Yani bu iki figür de müthiş. Luffy'nin de gördüğünüz gibi hemen böyle bir standı var. Standa bunu yerleştirelim. Ya baksanıza bu çok yüksek ama çok çok yüksekte duruyor ama çok güzel saçları, kolları, parmakları, şapkası o kadar iyi duruyor ki çıldıracağım gerçekten o havada yürüyüş, uçuş artık adına ne derseniz deyin çok iyi varmışlar. Gerçekten buna da bayıldım ve yani kitaplığımı yerleştirince ki onun videosu da gelecek umarım bir gün bunları da yerleştireceğim. Çok güzel duracağına eminim. Hatta bunu mangalarla birlikte tutarım. Bunu da mangalarla birlikte tutarım diyeceğim ama orada nasıl bunu sığdıracağım bilmiyorum. Aa bence bunu masamın üzerinde yerleştirebilirim. Koyduğumda bakarız. Çok güzel. Çok iyi. Dediğim gibi Zen Market'te şu anda 15 Ocak 15 Mart arasında %15 kargoda indirim fırsatı var. Bence açıklamada da zaten bakarsınız. Şimdi sırada mangalarımız var. Bakalım mangalarda neler var. Evet burada da manga alışverişim var. İçerisinde akıl çelen gerekli şeyler falan var. Şimdi şununla hemen başlayalım. Amazon'dan aldım bunu. Evet ilk mangamız. Aa bu küçükmüş. Elveda Eri. Aa ben bunu minik beklemiyordum bu kadar. Yani normalde hani tek cilt mangalar hep böyle büyük basıyordu ya gerekli şeyler. Bu küçük çıktı. Şaşırdım. Bakın şömizi böyle. İçi de bu şekilde. Çizimleri de şöyle. Sırada bu var. Bakalım bunda neler varmış.
Merak etmeyin, aynısını almadım ama biraz hasarlı gibi geldi. Takopi'nin ilk günahı. Evet, ama şurası şöyle geldi. Bakın şömizin tamamı bu şekilde. Çok güzeldir yalnız. Bayağı ilgimi çekti. Şu karakterler falan çok iyi duruyor. Hatta şömizin içi de bayağı bir tatlı. Yani merak ettim. Ya bazen de böyle hani popüler olmayan değişik mangaları gerçekten merak ediyorum. Hatta bazen okumak çok daha hoşuma gidiyor. Gerçi şu sıra Naruto maratonu yapıyorum. Şu an 8. ciltte falanım. Hem okuyup hem üzerine izliyorum. Ki animesi üniversite zamanında izlemiştim zaten ama çoğu şeyi hatırlamıyorum. Neyse, Takopi'nin ilk günahı merak ettiğim bir manga. Tatlı duruyor ama içerisinde bence o kadar tatlı şeyler yok. Daha sonra bir adet fiş. Bu bizim değilmiş arkadaşlar. Burada da bir tane mangamız var. Allah'ım, sonunda ulaştık, sonunda ulaştık. One Punch Man'in 24. cildi. Yani Akı Çelenciğim, çok hızlı gidiyorduk, okuyorduk hemen arkasından falan. Şimdi niye yavaşladık bilmiyorum. Bakın böyle çok özledim, çok sevdiğim bir seri biliyorsunuz. Yani böyle dövüş konusunda, gerçekten aksiyon konusunda beni tatmin eden serilerden bir tanesi. Evet, burada Marmara Çizgi'nin birkaç tane mangası var. Sonunda Allah'ım seriyi tamamladık değil mi? Evet. 11. cilt. Elfen Lied'ın, bakın. Bu bayağı bir kalınmış. Zaten etiket fiyatı bunun daha fazlaydı. Bu da 12. cilt. Serimiz 12. ciltle tamamlanmış oldu diyebiliyorum. Şurası hafif hasar ama çok önemli değil. En azından artık daha fazla aynısından almayacağım. Çünkü seri bitti. En çok buna seviniyorum yani. Ve bir sonraki de komik konuşmaktan korkuyor. Bakın. Bunda biraz yavaş gidiyoruz. Farkındayım. Hasar yok demiyor. Bunda bayağı bir yavaş gidiyoruz. Şöyle baktığımızda 1, 2, 3 çıkmıştı. Şimdi de 4 çıktı. Ben animesini inanılmaz severek izledim böyle. İnanılmaz keyif aldım. Sırada Akıl Çelen'in yenileri var. İçerisinde bir mangayı bekliyorum. Ben internetten okudum ve çok sevmiştim. O yüzden özellikle onu size öneriyorum. Hatta ben o mangayı aslında almak istiyordum Beta Bilya. Gelin görün ki işte Kodansha yeteri kadar size gerekli Japon mangalarıyla çalışmadan dönmüyor. O yüzden ama olacak. Bir gün olacak, inanıyorum. Şimdi hiç vakit kaybetmeden evet Marshall'a bakalım. Bunun da animesini izledim. Güzeldi, keyifliydi. Şöyle şömizli olması da güzel. Bakın bu şekilde. Aslında bu biraz şey diyebiliriz buna ya. Harry Potter çakması. Sonuçta Harry Potter'ın büyü yapamayan ama çok güçlü bir karakterini Harry Potter'la Saitama'nın birleşimi diyebilir miyiz One Punch Man? Ama çok keyifli gerçekten. Çok geyik ve bayağı keyifliydi izlemesi. Bunu da okurum. Sonra Medalist. Evet, bu da ödüllü bir manga. Sanırım buz pateni yapıyor kızımız. Renkli başlıyor bakın bu şekilde. Şömizli. Akıl Çelen de artık full şömizli çıkartıyor. Çok güzel değil mi? Onlara yani bu kısma ulaştık. Keşke Saitama'da yani One Punch Man de şömizli olsa. Çok çok isterdim yani. Bakın ön yüzü ve arka yüzü de böyle. Yani bazen artık mangalara böyle inceleyip sık dokuyorum. Artık seversem devam edeceğim diyorum. Bu da onlardan bir tanesi olacak muhtemelen. Ve Vinland Saga'nın kaçıncı cildindeyiz? 4. cildi. Gördüğünüz gibi böyle beyaz bir kapak tercih edilmiş. Çok sevdiğim animelerden. Hemen sonra Nisan Yalanı'nın yine böyle 4. cildi. Bu da seri de 12 cilt mi? 11 cilt mi? Yani öyle o 10 küsür falan kısa bir seri. Daha henüz okumadım ama kısa olduğu için zaten devam ederim diye düşünüyorum. Bu var. İşte. Ya Witch Hat Atelier, cadı şapkası atölyesi. Çok güzel basmışsın Akıl Çelen. İçi de çok güzel. Çok güzel. Ben bunun İngilizcesini incelemiştim ve tabii ki şömiz yoktu İngilizcesinde. O yüzden şöyle şömizli halinde göstereyim. Bu karakter de çok iyi. Yani böyle büyülü, cadılı şeyleri, fantastik şeyleri seviyorsanız kesin okuyun. Ben sanırım 2 ya da 3 cilde kadar falan okumuştum internetten ve bayağı sevmiştim. Bunun için çok heyecanlıyım. Belki böyle bir tekrar bir böyle bir maraton falan yaparım. Umarım çok hızlı gelir. Çok seviyorum. Ve. Yani Kaguya-sama aşk savaştır. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben bunun animesine ya 2 ya da 3 kez falan başladım. Ve ama asla gitmiyor yani. Akmıyor. Böyle 5-10 dakikasına, 10 dakikaya bile ulaşamadan ben kapatıyorum. Ya da uyuyorum falan. Ya gitmiyor arkadaşlar. Ama dedim ki bir mangaya mı baksan acaba Emrah? Hani belki mangayı seversin diye düşündüm. Ve bakın şömizin içi böyle. Kendisi de şu şekilde. Yani eğer umarım severim ki sadece biri aldım. Yani 2-3'ü almam şu an için. Okurum, baktım, sevdim, devam ederim diye düşünüyorum. Çünkü anime akmıyor arkadaşlar. Biliyorum çok fazla seveni var. Çok seviyorsunuz.
Ama ben de niyeyse o yemiyor yani. Hani bakın mangalarımın tamamı bu şekilde. Yani artık biliyorsunuz mangalara zam geliyor, geldi. Akıl çelene geldi, komik şeylere geldi, diğerlerine de gelmeye devam ediyor. Gerekli şeylere de çok yakında gelecektir diye düşünüyorum. Aslında şöyle bir bu videoda Twisted Wonderland geliyor arkadaşlar. Biz bu videoda aslında onu göstermeyi çok istiyordum size. Ama maalesef yetişmedi. Birkaç gün sonra satışa çıkacak. O yüzden benim de elimde olmadığı için gösteremedim. O seri için çok heyecanlıyım. Çıktığında kesin bakın, çok keyifli. Karakter çizimleri falan çok iyi. Kara Kahya'nın yaratıcısı aslında karakter ve orijinal hikayeyi tasarladı. Ve oyundan uyarlama, onun için çok heyecanlıyım. Artı tabii ki Zen Market'ten gelen Chainsaw Man figürüm ve One Piece Luffy figürüm. Allah çok güzel. Şu duruşa bakarsınız ya. Şu duruşa bakın. Çok iyi duruyorlar. Hepsi çok güzel bir alışverişti. Umarım çok güzel bir video olmuştur. Keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım. Ben bunları açarken, en mangalarımı gösterirken sizler de özlemişim. Evet, abone olun. Yorum yapın ve beğenmeyi de sakın sakın unutmayın. Çünkü bu tarz şeyler sonuç olarak beni destekliyor, daha fazla gaza getiriyor ve daha fazla video yapmamı sağlıyor. Kendinize iyi bakın. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Bye.